O cennet biz kullarımızdan takva sahibi olanları ona varisçi kılacağız. Cennet çok güzel ama iyi eğitim alınması gerekiyor. Yani cennet ahlakın iyi alınması lazım. Dünyadaki üç kağıtçı karakterle Allah razı olsun cennete bir insanın gittiğini düşünün. Değil mi? Acayip sıkıntı olur. Cennet cehenneme döner. Allah vermesin. İnsanların çok güzel ahlaklı olması lazım. Çok güzel ahlak için de burada eğitilmesi gerekiyor. Eğitim için ne gerekiyor? Acılar, zorluklar gerekiyor. Çile gerekiyor. Başka türlü bir eğitim mümkün mü? İnsanın aklını alabileceği şekilde mümkün değil. Hiçbir şekilde başka bir yolu yokmuş. Tek yöntem bu. Evet. Cehenneme gitmekten şiddetle sakınmak lazım. Çünkü çok kolay. Allah'ı sevmek, Allah'a inanmak, Allah'a bağlanmak. Yani alenen belli Allah'ın varlığı. Evet, fazla bir emek vereceğimiz, uğraşacağımız yani derin kafa yoracağımız gibi değil. Çok net. Beynimizin içinde üç boyutlu bir ekran. Değil mi? Bak A9 için günlerden beri uğraşıyorsunuz. Beynimizdeki ekran için uğraşıyor muyuz? Yok. Kanal ayarı var mı? Yok. Desmart'ı şunsun hiçbir şey yok. Bak gayet güzel, net. Her yeri görüyoruz. Mükemmel. Üç boyutlu. Üç boyutlu için daha hala uğraşıyorlar. Bak yapamadılar. Ama şu an beynimizin içinde üç boyutlu seyrediyoruz. Ne kadar yerde? Şu kadarcık yer. Küçücük. Şu kadarcık yerde. Üç boyutlu olarak görüyoruz. Bütün alet edevat birkaç milim çapında. Bütün alet edevat birkaç milim çapında. Ruhumuz da karşısına geçip seyrediyor. Oradaki elektrik akımını tam renkli, üç boyutlu olarak göz olmadan, göz kullanmadan, ruhun gözü ve beyni yoktur. Gözü ve beyni olmadan seyrediyor ruh. Sesi kulağı olmadan ruh işitiyor. Beyni olmadan işitiyor. Ne kadarcık yerde? 1,5 milimlik bir yerde. Onun karşısında seyrediyor. Mercimeğe kadar. Mercimeğe kadar bile yok yani. Daha da küçük. Şimdi bu adama böyle bu anlatıldığında ben Allah'ın varlığını anlayamadım diyorsa bir sorunu vardır o zaman. Anlaşılmayacak gibi mi? Allah'ın istediği de ne kadar güzel şeyler diyor. Güzel ahlaklı olun diyor Allah. Birbirinizi sevin, dost olun. Ayrılıp dağılmayın, parçalanmayın. Güzel olanı takdir edin, iyi olanı takdir edin. Verdiğim nimetlerimi takdir edin. Bana namaz kılın diyor. Acayip güzel namaz kılmak zaten. Çok zevklidir. Büyük bir nimettir namaz kılmak. Yani namaz kılanlar bilirler, bayağı zevklidir. Hac edin diyor. Hacı herkes gidiyor, toplanıyor. Nefis, bayağı güzel. Bütün Müslümanları tanıyorsun. Oruç tutun diyor. Gayet güzel. Oruç tutmak. Ramazan'da insanlar nasıl sevinçli oluyorlar. Ne kadar güzel oluyor Ramazan. Değil İnşallah. Mi? İnşallah. Zekat verin. Ne kadar güzel zekat vermek ya. Bir Müslümanı sevindirmek, bir insanı sevindirmek, bir fakiri sevindirmek. Değil mi? Bol bol harcayacaksın. Ne kadar bol harcarsan o kadar bol kazandırır Allah. Yani zaten ekonomi tekniği açısından da öyle. Eğer piyasada bol harcama varsa, bol piyasaya sürüm varsa, bol imalat vardır ve bol kazanç vardır. Ama aksi durumda kazanç da durur, imalat da durur, çalışma da durur, hayat da durur. Neden ekonomi krizi oldu? Fakirlere yardım edilmediği için, para verilmediği için, zekat verilmediği için. Sadaka verilmediği için. Kardeşim bol bol dağıtsana. Para aksın. Ver fakire. Gitsin et alsın, süt alsın. Değil mi? Senin süt çiftliğin çalışsın. O zaman süt çiftliğinde sütler bozuluyor öbür türlü. Sütünü alan olmaz. Değil mi? Et kasapta kalır. Ver parayı, gitsin alsın. Kasap da kazanır. Mezbahalar da kazanır. O hayvanları otlatan insanlar da kazanır. Hepsi kazanır. Sürekli bir hareketlilik olur. Krizin nedeni dağıtılmamasıdır. Mehdi ne yapacak? Malı dağıtacak. Dağıtınca ne oluyor ekonomi? Coşuyor. Akıl almaz bir zenginlik oluyor. Akıl almaz değil mi? Allah affetsin. Yani muazzam bir zenginlik oluyor. Coşuyor her yer. Mal o kadar bollaşacak ki diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
İnsanlar geri vermek istiyor artık aldıkları malı. Yani çok fazla aldık diyor. Mal taşıyor. O kadar bol. Maşallah. Afrika'sı şunu bunu falan. Hiçbir yer unutmayacak Mehdi Allah'ın izniyle. İnşallah. Ne Çat'ta, ne Afrika'da, ne şurada, ne burada. Unutulan hiçbir kimse kalmayacak. İnşallah.